Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Sizlere bugün Poco'nun en yeni cihazlarını böyle bir hatırlatma mahiyetinde anlatmak istiyorum aslında. Bildiğiniz gibi Poco, Xiaomi'nin alt markalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor ve biz Türkler olarak veya dünyanın geneline baktığımızda Poco markasını herkes çok seviyor. Niye? Çünkü fiyat performans oranı yüksek telefonlar çıkarabiliyorlar ki gerçekten de öyle. Özellikle ülkemizdeki fiyatların, telefon fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bu dönemlerde Poco'nun telefonlarına baktığımda her segmente göre olan telefonlar bulunuyor ve fiyatları da aslında nispeten diğer rakiplerine göre, özellikle aynı segmentte bulunan rakiplerine göre biraz daha aşağıda kaldığını da görebiliyorum. En azından ben araştırmamı yaptığımda bunları da gerçekleştirmiş ve görmüş de oldum. Hızlıca başlamak istiyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada duran bütün telefonların incelemesini de ben yaptığım için de hepsiyle yakından ilgilendiğim için sizlere en doğru bilgiyi de aktarabileceğimi de inanıyorum. Başlayalım o zaman. İlk tabii ki de en ucuz cihazdan başlayalım. Poco C40. Kendisinin incelemesini dediğim gibi yaptığım kanalda var. Açıklamalar kısmına gidip incelemesine de göz atabilirsiniz. Poco C40 aslında Poco markasının Türkiye'de ürettiği, daha doğrusu Xiaomi'nin ürettiği Poco marka adındaki ilk yerli telefon olarak da dikkat çektiğini ekleyebilirim. İncelemesini yaptığımda şunu demiştim ben: Poco sen ne yaptın? Çünkü gerçekten Poco markasına yakışmayacak bir telefon olduğunu düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü teknik özelliklerine baktığımda hoşuma gitmeyen detaylar bulunuyordu. En azından işlemci tarafında bulunuyordu. Ekran tarafıyla başlayayım sizlere burada yakından bakmaya. Ekran tarafında 6.71 inçlik bir ekranımız vardı. HD Plus çözünürlük sunuyordu. IPS LCD bir panel, 400 nitlik parlaklık ve 268 ppi'lik bir piksel yoğunluğumuz vardı. Tamam, burada giriş segmentinde olan ekranlar diğer telefonun ekranlarıyla çok benzer. Ama işlemci kısmına geldiğimizde burada gerçekten beni üzdüğünü söyleyebilirim. Çünkü daha önce hiç ismini duymadığımız bir işlemciyi kullandı. Burada da JLQ'nun JR510 işlemcisini kullanmış oldu. Hiç bilmiyorduk bu işlemciyi. Biz genelde neleri biliriz burada? MediaTek'i biliriz, Kirin'i biliriz Huawei tarafında eskilerde, Snapdragon'u biliriz ve sonrasında Apple'ın kendi işlemcileri ve son olarak da Samsung'un kendi Exynos işlemcisini bilirdik. Tabii ki birkaç farklı marka daha bulunuyor burada Unisoc tarafında vesaire, ama bunu hiç duymamıştık. JLQ adında bir işlemci markasının olduğunu hiç duymamıştık. Kullandığımda şunu fark ettim: bu işlemci gerçekten yavaş çalışıyor. Poco markasına yakışmayan bir işlemci olduğunu da o videoda vurgulamıştım, ama düşük segmentte, giriş segmentinde böyle bir işlemci kullanılması gayet normalken, daha performanslı, daha güncel bir işlemci kullanılsaydı ve fiyatı yine aynı tutulsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum aslında. Tasarım kısmında göze hoş gelse de yine de çok beğenmediğim modellerin başında geliyor. En azından Poco tarafında, dediğim gibi Poco'ya yakışmayan bir telefon olduğunu da ekleyeyim. 3.32'lik veya 4.64'lük versiyonu satın alabiliyorsunuz. Arka tarafta iki tane kameramız var. 13 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere ön tarafta da 5 megapiksellik bir ön kamerası yer alıyor. Güzel olan noktalardan bir tanesi batarya tarafında, çünkü 6000 mAh'lik bir bataryası var ve gerçekten de kullan bitmeyecek şekilde. Ama işlemcinin biraz verimsiz olması sebebiyle de batarya 6000 mAh değil de daha çok 5000 ile 5500 mAh batarya arasında bir performans gösteriyor diye kendim de kafamda yer ettiğimde söyleyebilirim. Şu anda fiyat olarak da 3.32'nin fiyatını 3.300 liraya, 4.64'ünde 3.700 liraya bulabiliyorsunuz aslında. Yani 4.000 lira altında giriş segment bir telefon almak istiyorsanız veya alo alo desin veya dediğim gibi annenize, babanıza veya dedenize, ninenize, babaannenize, anneannenize almak istediğiniz veya onların kullanabileceği bir telefon olarak da dikkat çekiyor. Sadece bu işlevleri görebilecek bir telefon olarak da söyleyebiliriz. O yüzden de bir Poco telefon alacaksanız da C40'ı S bile geçebilirsiniz. Diğer giriş segment telefon markalarına bakmanız gerekir diye söyleyebilirim şimdiden. Geçelim sonrasında yeni nesil telefonlardan M serisine. M serisi aslında Poco'nun giriş segmenti olarak yer alıyordu. C serisi gelince iyice girişe kaymış oldu C serisi ve M serisi orta seviye yönelik telefonlar olmaya da başladı. M5 ve M5S modelleri karşımızda bulunuyor aslında. M5'e baktığımda ben tasarımını gerçekten çok sevmiştim. Özellikle arka taraftaki deri görünümlü yapısı bayağı güzel duruyordu. İncelemesinde de yine bahsetmiştim. En beğendiğim noktalardan bir tanesi tasarım kısmındaydı. Ekran kısmına geçtiğinde de yine gerçekten çok başarılı. Çünkü IPS LCD bir panel varken 90 Hz'de burada görebiliyoruz. Yani akıcı bir görüntü bizlere sağlayabiliyor ve 6.58 inç boyutunda bir ekranımız vardı. İşlemci tarafına geldiğimizde de yine güncel bir işlemci gördük. Çünkü MediaTek'in Helio G90
G99 işlemcisi içerisinde yer alıyor. Özellikle verimlilik yönü yüksek olan bir işlemciden bahsediyorum. Zaten dediğim gibi incelemesinde verimlilik yönü daha fazlaydı performans tarafından. Bu yüzden de uzun bir batarya ömrüne sahip olabiliyordunuz. Oyunları da orta ayarlarda, orta FPS değerlerinde rahat bir şekilde oynatabiliyordu burada Poco M5 modeli. Bunun dışında 464 veya 628 olarak da satın alabiliyordunuz burada Poco M5 modelini. Kamera tarafına geldiğimizde ise arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu var. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksellik bir ana kamerası ve bence gerçekten de segmentinde güzel fotoğraflar çeken bir kameraya sahipti. Diğerleri makro ve derinlik algılayıcı kamera olarak da dikkat çekiyor. Ön tarafa baktığımızda ise burada 5 megapiksellik bir kameramız vardı ve bu da segmentine bence yakışmayan kameralardan bir tanesi. Biraz daha yüksek 13 megapiksellik veya 16 megapiksellik bir kamera olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama fiyat kısmına geldiğimizde M serisine çıktığımızda fiyatlar biraz daha yükseliyor ve şu anda 7000 liranın üzerinde seyrediyor Poco M5'in fiyatı. 7300 liraya şu anda 464'lüğünü, 628'lik versiyonu ise 7400-7500 dolaylarında bulabiliyorsunuz Poco M5'i. Bir de bunun performans tarafı vardı. O da Poco M5S modeli. Gerçekten beyaz rengiyle benim hoşuma gitmişti. Ama şöyle bir şey vardı. Bildiğiniz Xiaomi'nin Redmi Note 10S'in aynı versiyon olarak dikkat çekiyor. Burada tabii ki Xiaomi'nin nasıl bir strateji geliştirdiğine bağlı olarak da Poco M5S'i çıkartmış durumdalar. Yani aynı telefonlar ama farklı isimlerle piyasaya sürmüş durumda. Ben burada dediğim gibi incelemesinde de söylemiştim yine. Burada da fiyata bakarak burada tercihinizi yapabilirsiniz. Ben Poco telefon kullanmak istiyorsam biraz daha fazla para vermem lazım. Ama ben Redmi Note 10S'de kullanırım. Aynı özellikler var zaten derseniz de biraz daha düşük fiyatla satın alabiliyordunuz. Ekran tarafına baktığımızda Poco M5S modelinden farklı olarak 60 Hz'lik bir ekran var ama bu sefer AMOLED bir ekranımız vardı. Aynı dediğim gibi Redmi Note 10S modelinde olduğu gibi. Bu sefer 6.43 inçlik bir ekranımız var. AMOLED ile beraber geliyor. Full HD Plus çözünürlük ve 1100 nit'e kadar çıkan bir parlaklıktan bahsediyorum. Yani dizi, film, oyun zevkinizi gerçekten çıkarabileceğiniz bir ekrandan bahsediyorum. İşlemci tarafında da burada gerçekten beğendiğim bir işlemci MediaTek Helio G95 işlemcisi var. Özellikle PUBG gibi bir oyunda akıcı aşırı ayarlarda 60 FPS olarak da oyunu oynayabiliyorsunuz. Redmi Note 10S de aynı şekilde veriyordu bunu. Burada da görmüş olduğunuz Poco M5S modeli de verebiliyor. 60 FPS'te akıcı bir oyun deneyimi sizlere yaşatabiliyor. Şu anda sadece 628'lik versiyonu bulunuyor. Gayet yeterli. Orta seviyede 6 GB ve 128 GB kombinasyon benim hoşuma giden kombinasyonlardan bir tanesi ama ileriki dönemlerde orta seviyedeki telefonun tamamında 8 GB'ı standart olarak görmeye başlayacağız gibi hissediyorum ve zaten şu anda hali hazırda 8 GB olan telefonlarda bulunuyor ama şu anda 628 ile Poco M5S modelini satın alabiliyorsunuz. Kamera tarafına geldiğimizde ise bu sefer arkada dörtlü bir kameralı kurulum bizleri karşılıyor. 64 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik bir geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel de derinlik algılayıcı kamerası bulunuyor. Ayrıca 4K'da videolar çekebiliyorsunuz. Burada güzel özelliklerden bir tanesi. Ön tarafa geldiğimizde ise 13 megapiksellik bir kameramız bulunuyor. Ben çektiği fotoğraflara baktığımda gerçekten beğendiğimi söylemiştim zaten inceleme videosunda da. Hala gayet güzel fotoğraflar çekebiliyor. Orta seviyede dediğim gibi Redmi Note 10S'de aynı kameralı kurulumuna sahip. O da güzel fotoğraflar çekebiliyordu. Poco M5S modeli de gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca stereo hoparlörü vesaire de var. Bu yüzden dediğim gibi hem izleme deneyinde hem oyunlarda hem de bir şeyler dinlerken de gayet memnun eden telefonların başına geliyor diye söyleyelim. En azından bu seviyede. Batarya tarafına geldiğimizde ise aslında burada Poco M5'e M5S aslında aynı bile diyebilirim. Sadece aralarında şöyle bir fark var. İkisi de 5000 mAh'lık bir batarya varken sadece burada Poco M5S modeli 33 Watt desteği var. Poco M5'te 18 Watt'lık bir destek var. Fiyat kısmına geldiğimizde Poco M5S M5 modeline göre biraz daha pahalı. 500 liralık bir fark da var aralarında. Yaklaşık olarak 7800-7900 bandında şu anda Poco M5S modelini satın alabiliyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim, listedeki birçok telefonda şu anda 12 bin liranın altında olduğu için de siz burada alışveriş kredisiyle de satın alabileceksiniz ve taksitle yapabileceksiniz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. En azından Poco ailesindeki güzel özelliklerden, ek özelliklerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Devam ettiğimde şu anda kutusu olmayan ama elimde görmüş olduğunuz belki de listenin en fiyat performans telefonlarından bir tanesi bulunuyor. Poco X4 GT gerçekten de performansıyla sunduklarıyla neredeyse bir amiral gemisi özelliklerini içerisinde tamamını barındırabiliyor. Zaten X serisini biz ülkecek ve insanlar olarak da tüketiciler olarak da ve teknoloji severler olarak da çok sevmiştik. Çünkü X3 NFC'den başlayan bir efsane vardı. Sonrasında X3 Pro evrildi. Sonrasında X3 GT ile gerçekten de yüksek performansı düşük fiyatla bizlerle buluşturmayı başarmıştı Poco tarafı. Şimdi ise X4 GT ile GT ailesi de güncellenmiş oldu. X4 GT'nin öne çıkan özelliklerine baktığımızda 6.67 inçlik bir IPS LCD bir ekranımız var. 120 Hz'lik bir yenilememiz var. Bu sefer de 90'dan 120'ye yükselmiş de oluyoruz. Yani amiral gemisi özellikleri sunmaya başlıyoruz burada artık. Ve şöyle bir şey var. HDR10 ile beraber Dolby Vision desteğimiz de var. Yani izleme deneyimimiz gerçekten güzel oluyor. IPS LCD panel olması
olmasına karşın. Zaten Aydoğan'la bir video çekmiştik. Orada da Aydoğan söylemişti. Ben de diğer videolarda da söylemiştim. Özellikle X3 GT ile kıyaslamasına söylemiştim. X4 GT'nin ekranı IPS LCD paneller arasındaki en güzel ekranlardan bir tanesi. 650 nitlikte bir parlaklık değerimizde bulunuyor. Yeterli bir seviyede IPS LCD'de bu parlaklığı görebiliyoruz. İşlemci kısmına geldiğimizde gerçekten çok güçlü bir işlemci var içerisinde. MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi yer alıyor. Oyunlarda çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bütün oyunları en yüksek ayarlarda, en yüksek FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. Yani ne kasma ne donma hiçbir şey yaşatmıyor bu işlemci. Ve ayrıca bunun yanında verimli bir işlemci de. Bu yüzden de uzun bir batarya ömrüne de sahip olabiliyorsunuz. RAM tarafında da burada 8'e 256'lık versiyonu bulunuyor. Hem depolamada bol bol hem de RAM'de bol bol kullanabiliyorsunuz. 256 GB'lık hafızada birçok kişi için gayet yeterli olduğunu da ekleyebilirim. Arka tarafa geldiğimizde üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor burada. 64 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik bir geniş açı ve 2 megapiksellik de bir derinlik algılayıcı bir kameramızda bulunduğunu da eklemiş de olalım. Ön tarafa baktığımızda ise 16 megapiksellik bir kameramızda yer alıyor. Ben çektiği fotoğraflara baktığımda sanki biraz daha güzel fotoğraflar çekebilir. En azından bu fiyata çıktığımızda daha iyi fotoğraflar çekebilir diye düşünüyordum ama diğer teknik özelliklerine baktığımda buradaki açını da kapattığını da düşünüyorum. 5080 mAh'lik bir bataryamız var ve 67 Watt'la beraber hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. 5000 mAh batarya olduktan sonra Dimensity 8100 olduktan sonra iyi bir batarya ömrüne sahip olacağınızı da şimdiden ekleyebilirim. Fiyat kısmına baktığımızda ise 12.400 liralık bir fiyat etiketi de bulunuyor. Yakın zamanda umarım fiyatı biraz daha aşağı iner, yaklaşık 500-600 lira inerse şöyle bir 11.900-11.800 bandına indikten sonra dediğim gibi 12.000 liraya krediyle beraber alabileceğiniz en güzel ve en performanslı telefon haline gelebilir burada X4 GT modeli. Devam ettiğimde artık X serisinden de F serisine yükseliyoruz. Burada Poco F4 karşımıza çıkıyor. Benim Poco ailesindeki en sevdiğim serilerden bir tanesi. Yani F serisindeki en sevdiğim modellerden bir tanesi oldu F4 modeli. Çünkü gerçekten amiral gemisi özellikleri bizlere sunabiliyor. Poco'nun da zaten amiral gemisi F serisi. Ekran tarafına baktığımızda 6.67 inçlik AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Full HD Plus çözünürlük sunuyor. 120 Hz destekliyor. HDR 10 Plus desteği var. Ayrıca Dolby Vision desteği de bulunuyor ve 1300 nite kadar çıkan bir parlaklık değeri bulunuyor bu ekranın. Gerçekten şahane bir ekranla beraber oluyorsunuz. Yani amiral gemisi bir telefonda olması gereken tüm özellikleri karşıladığını söyleyebilirim. İşlemci tarafında şöyle bir problemler var mı diye sorarsanız da bence yok ama şöyle bir şey var. Burada Snapdragon 870 işlemcisi kullanıyor. Evet, F3'te de kullanılmıştı. Biraz fiyatı aşağıda tutmak için ve performansı da stabil bir seviyede tutmak için de Snapdragon 870 işlemcisi kullanılmış. Hala çok güncel bir işlemci bana göre. Bütün oyunları yine en yüksek ayarlarda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Keza verimli bir işlemci zaten 870. Bu yüzden herhangi bir problem bulunmuyor. Şu anda da 8256'lık versiyonunu satın alabiliyorsunuz Poco F4 ile beraber. Kamera tarafına baktığımızda ise burada listedeki tek OIS destekli telefon olarak dikkat çekiyor. 64 megapiksel bir ana kameramız var. OIS destekli, 8 megapiksellik bir geniş açı, 2 megapiksellik bir makro kameramız da yer alıyor. Ön tarafta da 20 megapiksellik bir kameramız var. Ben çektiği fotoğraflara baktığımda, incelemesini de burada değindiğimde gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Ve özellikle F3'ün üzerine koyulmuş bir şekilde, en azından ben inceledim ve deneyimlediğim kadarıyla bunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel fotoğraflar çeken bir kameraya sahip burada Poco F4. Batarya tarafında biraz düşük kalsa da en azından 4500 mAh'lik bir bataryası olsa da 67 Watt'la beraber de hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Gününüzü çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Amiral gemisi olduktan sonra da hem amiral gemisi performansı hem de batarya tarafındaki performansı alabiliyorsunuz. Fiyat kısmında şöyle bir şey var. Önerdiğim zamanlarda 12.500 liraydı. Şu anda 15.800 liraya yükselmiş durumda aslında. Yani burada ne kadar önersem de size 3.000 liralık artışı tasvip etmediğimi de ekleyeyim ama amiral gemisi bir telefon olduğunu da unutmayalım. Ama 15.800 lira değil de şu anda 14.000 lira, 14.500 liraya kadar inmiş olsaydı çok çok rahat bir şekilde önerebilecektim sizlere. Ve gelelim ailenin aslında en pahalısı, en büyüğü, en teknik özelliklerin dolu olan haline. Poco F4 GT kendisi bir oyuncu telefonu ve oyuncu telefonu olması gereken tüm özellikleri çok rahat bir şekilde karşılıyor. 6.67 inçlik bir ekranımız var. Full HD Plus çözünürlüğü sunuyor. AMOLED bir ekrandan bahsediyorum. 120 Hz'imiz var. 480 Hz'likte bir dokunmatik örneklememiz var. HDR 10 Plus desteğimiz var ve 1 milyar rengi de gösterebiliyor. Yaklaşık olarak da 800 nitlik bir parlaklık değerine de sahip. Ayrıca tetikleriyle beraber de ayrı bir tetik kullanmanıza gerek yok. Fiziki olarak tetiklerini kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında işlemci tarafında da Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi var. Evet, ısınan bir işlemciydi. Evet, verimlilik yönü sıkıntılı olan bir işlemciydi ama içerisindeki soğutma sistemi sayesinde ısınmayı minimize ediyor. Gerçekten de optimize bir şekilde çalışıyor ve içerisindeki 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla birlikte
sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben şu anda kanalda olan benim reels'larımın hepsini burada Poco F4 GT ile beraber çekiyorum. Çünkü kamerada da gerçekten çok kuvvetli. 64 megapiksellik bir ana kamerası, 8 megapiksellik bir geniş açısı, 2 megapiksellik bir makro kamerası bulunuyor. 64 megapiksellik kamerasıyla 4K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz ki ben de bütün reels'larımı 4K 60 FPS'te çekiyorum. Gayet keskin, gayet net ve renk konusunda da başarılı bir telefon olduğunu da söyleyebilirim. Evet, oyuncu telefonları kamera konusunda çok başarılı olamıyor ama ben kullandığım süre boyunca çok memnun kaldım ve hala kullandığımı da söyleyebilirim. Batarya tarafına geldikten sonra da 4700 mAh'lik bir bataryamız bulunuyor ve 120 Watt'la beraber de inanılmaz hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, %1 bataryanız kaldıktan sonra şarja takıyorsunuz, 120 Watt'ı aktif ediyorsunuz ve ayarlar kısmında da şarj hızını arttır dedikten sonra tam olarak 17 dakikada hızlı bir şekilde dolabiliyor. %1'den %100'e şeklinde gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi oyuncu bir telefon olduktan sonra bu telefon alınca hiçbir probleminiz kalmıyor. Tetiklerle beraber de birçok oyunda desteği var. Hatta şöyle söyleyeyim, Google Play'deki bütün oyunlarda neredeyse desteği var. Tabii ki popüler oyunların tamamını da desteklediğini de hatırlatayım. Fiyat kısmında hiç tasvip etmesem de fiyatı bayağı yüksek buluyorum şu anda. 22 bin liraya şu anda en ucuz olarak da Poco F4 GT'yi alabiliyorsunuz. Evet, ben şu anda Poco F4 GT'yi sizlere önermek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Ülkemizde satılan tek garantili burada F4 GT oyun telefonu olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden de kendisini bir tekel olarak da ilan edebilirim ama şu özellikleri bir başka amiral gemisinde de bulabiliyor musunuz? Evet, bulabiliyorsunuz ama dediğim gibi özel tetiklerin olması, 120 Watt'lık hızlı şarj aletinin olması gibi özellikleri ekleyince bence güzel bir kombinasyon olmuş ki kendisi Poco serisindeki özellikle güncel telefonlar arasında tek metal kasaya sahip olan telefon olarak da dikkat çekiyor. Eskiye baktığımızda tabii ki burada F2 Pro'lara baktığımızda onlar da metal kasayla geliyordu ama şu an güncel olarak F4 GT metal kasayla amiral gemisi özelliklerde oyun telefonu olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu telefonlar arasında aslında benim en çok sevdiğimi şimdi söylemek istiyorum sizlere. Bence F4 şu anda 15.800 lira ama dediğim gibi ileriki günlerde 15.000 liranın altına inerse çok daha iyi bir seçenek olur diye düşünüyorum. Ayrıca de kredi olarak almak isteyince, yani 12 bin liranın altını almak isteyince en mantıklı seçenek olarak da Poco X4 GT'de öne çıkıyor. Evet, dediğim gibi şu anda 12.400 lira ama ileriki günlerde düştükten sonra çok daha iyi bir seçenek olacağını da söyleyebilirim. Peki siz Poco ailesinde hangi telefon kullanıyorsunuz? Bu telefonlardan bir tanesini kullandınız mı? Kullanmak ister miydiniz ve almayı da düşünüyor musunuz? Onları da yorumlarda kısma bekliyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki Poco'nun yeni telefonlarında özellikle Aydoğan videosunu çekti. Yeni cihazlara yolda olduğunu biliyoruz. O telefonlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.